Arkadaşlar biz beraber spor salonuna geldik. Evet, buradan başlattım videoyu. Ben ilk defa geliyorum. Nuri geliyor ara sıra. Benim ilk günüm. Çünkü çocukların da gelebildiği bir günde yapıyoruz. Değiştirelim, çıkalım yapmaya. Çıkınca her yere çekeriz. Bu taraftan başlıyor, öyle gidiyor. Kanunlar var. Salon çok büyük. Çok ama büyük. Şu an Nuri dün akşam bana spor yaptıracağı için saatlerce yağ yakımı spor videoları izledim. Yapıyorum, bakalım bugün, ya. Bugün bana spor yaptıracak. Önce bugün koşuyla başlayacağız. Bir çalışmayla bitecek. Bak, gelince bu... Nuri ile ayrıldık, ben geldim, eşyalarımı bıraktım. Ceketimi falan bıraktım, geri gideceğiz. Havuz falan, sauna falan da var da şu an çocukları emanet bıraktık ve ilk gittiğimiz için, ilk defa geldiğimiz için çok fazla uzun süre duracağımızı düşünmüyoruz. Yani çocuk bölümü var burada, oyuncaklarla falan çocuklarla ilgileniyorlar, oraya bıraktık. Öyle. Evet, biz başladık. Şimdi ortalığı inceliyorum arkadaşlar. Spor salonu genelde yani yaşı 50 yaş üstü olanlar daha fazla gibi geldi bana. Burada bir sürü var. Hatta şu anda şöyle grup var şurada, şu tarafta. Grup sanırım 60-70 yaş grubu. Böyle grup olarak yaşlara spor yaptırıyorlar. Çok ilginç geldi. Yani bizim Türkiye'de 70 yaş bir insanı hiç spor salonunda görmemiştim. Sen gördün mü onu? Erkekler var ya. Belki biz görmedik, bilmiyorum. Çünkü bazen söyleyince de bu sefer var falan deniyor. Ama çok fazla yani gençlerden çok yaşlılar var. Yaşlılar kendilerine iyi bakıyorlar vallahi burada. Çok şaşırdım. Ve çok tatlılar. Böyle oturmuşlar sandalyeyi. Dambullarla spor yapıyorlar. Bir çok güzel bir sosyalleşme aracı değil mi Nuri? Şu an hep kendi yaş gruplarıyla yaptıkları için bence sosyalleşme açısından da çok güzel. Benim hoşuma gitti. Zeya 3 yapalım. Hemen 3'e çıkarıyorum. Biz devam edelim. Ne o? Ay şurada basketbol sahası var. Koşu yaptık arkadaşlar. Nefes nefese kaldım ya. Top getir. Bana bir tane top var. Al bakalım kocam. LeBron James mi? Allah'ım. Hadi bakalım. Oo, nerede? Neredeyse yapıyordun. Hadi koşa uçlu. Still hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I'm waiting.
Hadi yeter yeter, dinle dinle. Valla çok iyi yalnız yapıyorsun da ama. Ben bunu yapmaya kalktım, çok komik arkadaşlar ya. Ben de deneyeceğim şimdi. Hadi bakayım, sıra bende küçük canlı. Niye? Gördün mü? Çok zor. Evet. Tamam. Bir tane böyle. Yavaş yavaş. Sen bunu daha önce yaptın mı bunları? Evet. Biz arka taraflarda çalıştık. Size buraları da gösterelim dedik gitmeden önce. He? Bu toplarla ne yapıyorlar aşkım? Aa bak. Güç artımı. Neyse bir dahakine artık koca. O ipleri bazen böyle spor videolarında falan görüyorum. Benim protein kocam yumurta ve süt alacak. Protein. Şey vardı ya aşkım, basmışım amino asidi taş gibiyim. Yemişim yumurtanın beyazlarını. Sarılar, martılar ağaç. Evet. Harbileri vardı bir de. Çok bayılıyordum ya. Krogra geldik arkadaşlar şimdi. Krogra'dan alacaklarımızı aldık. Hava da alacağız. Hava da çok soğuk. Aşkım bak. Fifth. Third. Bak. Bunu hoca bize öğretti. Bu third, fifth. Acı değil. Acılı olan çili yazıyorlar. Bizim aldığımızı çili yazmıyor. Bak, Hungarian chili, bu da acı. Ama yok. Ah, we have but we choose the wrong pepper. Okay. This is pepper. You got it? Hopefully.
Diyete girmek de masraflı ya. Diyet ürünleri aldık falan derken. Bu işte pahalıya patladı. Diyorum ki ne kadar da prensesim. Montum yok, hemen içeri geçtim oturdum. Üşüdüğüm için. Prenses mi? Evet. Değil miyim? Ben prensesim. Alim bana prenses diyor, biliyor musunuz arkadaşlar? Ben mesela bir güzel kıyafet giydiğimde falan hemen anne prenses olmuşsun diyor. Hadi! Fasta! 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 Aydın dışarı çıkmak istedi. Ben de onu kıramadım. Şu tatlına bakar mısınız? Bir de kendi giydi ayakkabılarını, montunu. Hah! Nereye gidiyorsun? Gel yapıyor bana bak. Hah, nereye gidelim? Evet, biz şimdi eve geldik. Sonra ben kahvaltı ettim. Ben kahvaltı etmemiştim. Kahve ve çay içip çıktım sabah. Aydın gel, buradan gidiyoruz. Gel. Şimdi eve geldik. Ay, havada bayağı soğuk Aydın ya. Üşütmeyeyim seni anneciğim. Çabuk eve gidelim, olur mu? Biliyorsunuz markete gittik. Çektim onu. Marketten Aydın'la aileme ilaç aldık. Buradaki marketlerde var ya böyle yani insanlar burada çok nadir doktora gidiyor. Zaten doktorlar biliyorsunuz pahalı ve teferruatlı, çok bekliyorlar falan. Böyle küçük şeyler için doktora gitmiyorlar. Marketlerde her şey var. Zaten eczacı ve doktor orada, sağlık ocağı var marketlerde. Genelde orada hallediyorlar. Yani sağlık ocağı var marketin içinde, öyle düşünün. Sağlık ocağına gidiyorsun, şikayetini söylüyorsun. O zaten ilacını da veriyor orada sana. Hastalığına ilgili bilgi de veriyor. Çıkıyorsun. Alemle Aydın da bağırsak enfeksiyonu gibi bir şey vardı. Onun için bağırsak düzenleyici aldık. İkisinde de vardı. Yani geçer diye bekledim çünkü çocuklar birkaç gün atıyor hemen ya, hızlıca iyileşiyor öyle sandım ama iyileşmeyince çok düşünmedi ama öyle işte aldık. Bugün işler bakayım. Şu anlık gayet iyiyiz. Yani bakteriyel bir şeydi de. Hadi tamam. Benim oğlum da o kadar çok dışarı çıkmak istedi ki kıramadım onu. Wow. Bak Bobbu, bak Bobbu. Bak bak. Bubu. Sen de mi geldin? Ben de geldim. Bakayım bu atmaya geldim. Aşkım yorulmadın mı ya? İnan var ya, benim bedenim ölü. Ruhum sağ değil yani. Çok yorgunum ama Aydın ısrar etti diye geldim sadece. Vuuu. Aydın sevincine bak. Aydın'a da topu var bak orada. Aydın.